Keloğlum, keleş oğlum. Kalan son bulgurumuzu da bugün pişiriyorum. Yarın ne yiyeceğiz bilmiyorum. Benim güzel anam. Komşulardan isteriz. Aa, olur mu oğlum? Komşu bir gün yardım eder, iki gün yardım eder. Sonra demez mi? Senin kocaman bir oğlun var, tarlan var, öküzün var. Çalışsın, eksin, bitsin. Doyursun karnını. İyi dersin, hoş dersin de anacığım. Öyle zor ki tarlaya gitmek, sobanı tutmak, öküzü sürmek. Ben derim sağ yana git, onlar gider sol yana. Ben derim dur, onlar alıp başını gider. Ne söz dinlerler, ne durdurak bilirler. Evladım, o zaman sen de bağ bahçeyle uğraş. Bir meyve bahçemiz, küçük de olsa bir bostanımız var. Bak elmalar yerlere dökülüp duruyor. Hadi topla onları, pazara götür sat. Bostana kabak ektim, fasulye ektim, domates ektim. Biraz diplerini çapalasan, gübre versen, sonra su versen, iki haftada olgunlaşırlar. Hem biz yeriz, hem pazarda satar, kazancımızla diğer ihtiyaçlarımızı karşılarız. Güzel anam benim, bir rahat vermedin bana. Zaten yoruldum oyun oynamaktan. Sen de benden iş istiyorsun. Onu yap, bunu yap diyerek emirler veriyorsun. Ben daha çocuğum. Benim yaşımdakiler sadece oyun oynuyorlar. Yavrucuğum, sen neden birkaç tembel çocuğu örnek alıyorsun? Bana ne? Ben de oynamak istiyorum, çalışmak istemiyorum. Ah, Allah yardımcımız olsun. Ne olacak bu oğlanın hali? Babasız ve yoksul olduğu için çocuklar oyuna almıyor. Babası da yok ki ona oyuncak yapsın. Gittikçe daha tembel bir çocuk oldu. Okuldan da kaçıyor. Aylak aylak geziyor kırda bayırda. Hoşça kal ana. Benim adım Keloğlan, Keloğlan, Keleşoğlan. İşten güçten anlamam da bayır gezer oğlan. Benim adım Keloğlan, Keloğlan, Keleşoğlan. İşten güçten anlamam da bayır gezer oğlan. Sen buna atış mı diyorsun? Şimdi sıra bende. Bak bakalım atış nasıl olurmuş, ustalık neymiş öğren. Ama sıra bendeydi, bendeydi diyorum. Hadi oradan. Sıra bende dediysen bendedir. Üzülme sen kardeşim. Altı üstü bir oyun. Oyun ama oyunu da kuralına göre oynamak gerek. Herkes sırasını beklemeli aslında. Sen üzülme yine de. Vay vay vay. Bakın kim gelmiş. Anasının Keloğlanı, Keleşoğlanı. Ne işin var senin burada? Ceviz oynamaya mı geldin? Ceplerin ceviz dolu galiba. Diz şuraya iki ceviz de oyuna katıl bari. Ben ben burada cevizlerim.
düşürdüm galiba. Belki de evde kaldı. Belli etme. Hey! Yettim bre. Açılın önümden. Keloğlan geliyor. Anasının Keloğlu. Keleşoğlu. Şimdi gösteririm ben size ceviz nasıl oynanırmış. Ne yapıyor bu Keloğlan? Bilmem. Başlığını kafasına geçirdi. Keloğlan eğer önemli bir şey yapmayacaksa başlığını giymez diyorlar. Kardeş, onun başı üşümüştür başı. Güldürme beni. Bu sıcakta başı üşür mü insanın? İzleyelim o zaman. Bakalım gerçekten önemli bir şey mi yapacak? Hangisiyle atış yapsam acaba? Ben de bu işi pek beceremem ya. Of, şimdiye kadar o kadar az ceviz oynadım ki. Hep kenardan izledim bu oyunu. Elini arı kondu, arı kondu. Sokacak şimdi. Ah. Aman Kel abi, kov gitsin şunu. Dur bakalım ufaklık. Ne istediğini bilmeden neden kovayım hayvancağızı? Hadi artık. Arıyla sohbeti bırak da oyununa bak. Uzat bakayım elini. Öldürüvereyim şu arıyı. Karışma sen. Ne istersin şuncacık arıdan? Korkmayınca sokar mı hiç? Korkutma hayvanı. Teşekkür ederim Keloğlan. Benden korkmadın, kovmadın. Şu kötü çocuğun bana zarar vermesine de izin vermedin. Ben de sana iyilik yapmak isterim. Daha ne iyilik yapacaksın arı kardeş? Bal yapıyorsun ya. Kaçın! Kaçın! Bu arı kızdı! Şimdi bu cevizi al ve üzerindeki kahverengi yerleri taşa sürterek düzelt. Çiçek tozlarını sakın silme. Bu ceviz artık elinden kaymaz. Eğer acele etmez, arı gibi sabırla cevizin gideceği yolu iyi hesaplarsan başarabilirsin. Hiçbir şeyi şansa bırakma. Bugün iyi giden şansın, yarın bir bakarsın kötüye dönebilir Keloğlan. Sen ne yapıyorsun? Hiç anaç ceviz taşa sürülür mü? Hafifleyince diğer cevizleri çıkarmaz çemberden. Sen kendi cevizini iyi koru o zaman. Benim cevizim hafif olsun, ne yapalım? Hadi Keloğlan, oynayacaksan gel artık. Bırak canım bu beceriksizi. Sanki düzgün ceviz olsa atabilecekmiş gibi uğraşıyor boşu boşuna. Bırakın uğraşsın. Harika oldu. Onun cevizlerini çıkarıp oyuna devam edelim. Şimdi ne yapıyorsun Keloğlan? Ne yapacak? Bacağını kaşıyor. Bu Keloğlan'ın ceviz oynamaya niyeti yok besbelli. Bırakın kaşısın. İşi bitince gelir nasıl olsa.